Merhaba dostlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere 3 boyutlu yazıcılar ne kadar elektrik harcar? Onunla ilgili çok sorulan bir soruydu bu. Bununla ilgili bir video çekmeye karar verdim. Şimdi bu video onunla ilgili. Hadi bir bakalım. Bu 3 boyutlu yazıcılar ne kadar elektrik tüketiyor? Evet, devamlı sorulan bir soruydu bu. Benim hem kanalıma hem de Facebook'ta, Instagram'da devamlı gelen soruydu. Bu 3 boyutlu yazıcılar ne kadar elektrik tüketiyor? Farklı parametreler var. Nedir farklı parametreler? 1. Yazıcı. 2. Kullandığım malzeme, işte PLA mı, ABS mi, PETG mi, ASA mı, şu mu, bu mu? Ben yaklaşık elimde 7 tane yazıcı mevcut. 7 tane yazıcıyı farklı farklı ürünleri bastım. Neyi bastım? İşte PLA'yı bastım, ABS'yi bastım, PETG'yi bastım. Bunlar şu görmüş olduğunuz benim telefonluklarım. Kendim bunları telefonluk olarak yaptım. Şu şekilde telefonu koyuyorsun. Bu kadar fazla yaptım. Sağa sola arkadaşlara, eşe dosta dağıtırım. Bunlar 1 saatlik baskıydı. Yani tam tabii her makine 1 saat yapmıyordu. Mesela bazıları yavaş ısınıyor, bazıları hızlı ısınıyor ama 1 saat ila 1 saat 15 dakika arasında, 20 dakika arasında değişkenlikler gösterdi. Bunları tam gerçekçi denemek için ne yaptım? Bu sefer 5 saatlik baskıları bastım. 5 saatlik baskıdan sonra 12 saatlik baskı yaptım. Tabii hepsinde yapmadım. Bazılarında yaptım. Şu an 3 tanesinde yaptım. Veya 4 tanesinde, bilmiyorum içeride. Ve son olarak da bir tanesini, hani değerler gerçekten birbirleriyle aynı mı diye bu baskıyı aldım. Bu baskıda yaklaşık olarak 90 küsür saat sürdü. Hani orantılı gerçekten doğru mu? Yani bir saatlik harcamayla biraz daha yüksek harcama orantı doğru mu? Ya hemen hemen aynı. Yani birazcık fark ediyor ama çok ufak bir bağlantı farklılık olduğu için fiyatta da çok fazla değişiklik olmuyor. Evet, bu fiyatlandırmayı yaparken bir saatlik baskılarda nasıl ölçtüm? Yani bunlarda işte 1 saatlik bunu aldım, 5 saat bunu aldım, 12 saat bunu aldım, 90 küsür saat bunu aldım. Bunları nasıl ölçtüm? Şimdi biliyorsunuz bir önceki videomda, yangına karşı önlemler videosunda, eğer videoyu da isterseniz şuradan izleyebilirsiniz. Orada bir sun-off aldıydım. O sun-off'da tüm enerji tüketimleri, kaç saat, kaç amper, kaç watt hepsini gösteriyor. Ve şöyle de bir saatim vardı benim, daha önceden almıştım. Bu saatle de tekrardan kontrol ettim. Yani hem bu saatte kontrol ettim hem de sun-off'la kontrol ettim. Bunların araları da çok ufak farklılıklar var. Onun için hani hepsini, ikisini de, bu değerleri doğru kabul ettim. Evet, yaklaşık 7 tane yazıcıyla denedim. Malzeme olarak da dediğim gibi ABS, PLA, PETG. Bu 3 malzemeyi denedim. Şimdi ne kadar harcamışlar, ne harcamışlar? Bir onlara bakalım. Hiç durmadan bir ay çalışsa veya 24 saat çalışsa ne kadar enerji harcar? Bunların hepsini şimdi göstereceğim. Şöyle ki arkadaşlar, elektrikleri de 2020'nin 3. çeyreği mi diyorlar? Evet, 3. çeyreğinin fiyatlarını aldım. Yani 2020'ye kadar fiyatlar hemen hemen aynı. Zaten yükseldiği zaman da %5, %3, %10 gibi oynuyor. Yine çok fazla bir fiyat farkı olacağını zannetmiyorum. Hadi şimdi ona bakalım. Evet arkadaşlar, bir Excel tablosu yaptım ben. Bütün verileri burada göreceksiniz. Ki bu Excel tablosunu da sizinle paylaşacağım. Aşağıda açıklamalarda bir link belirlerim. Bu linkten sizler de alabilirsiniz. Şimdi hemen şuraya bakalım. Yazıcılarımıza bakalım. Denediğim, test ettiğim yazıcılar BQ, Ender3V2, CR6SE, TrueTrees Blur Plus, CR10 versiyon 2, TrueTrees Blur ve XS10S Pro versiyon 2. Şimdi arkadaşlar, şuraya geldik, saatlik harcama. Bakın, PLA. PLA'da BQ 0.09 kW. Şimdi şöyle gelelim. İlk etapta fiyatlandırma için şurada mesken diyor. Ben bu fiyatları aldım. Mesken fiyatları T
ticarethane fiyatları, sanayi fiyatları, orta gerilim fiyatlar, şehit aileleri ve gaziler için ve tarımsal sulama için. Neden tarımsal sulama en pahalısı? Yok. Ticarethane en pahalıymış. Neyse, bu şekilde aldım. Buradan değiştirebilirsiniz. Meskansa, ticarethane ise buraya zaten ortalama olarak hemen kilovat fiyatı geliyor. Sizin için hangisi uygun? Mesken. Şu an meskendeyiz. Fiyatımız burada. Bunları ellemiyoruz. Şimdi geliyoruz arkadaşlar. Demin de dediğimiz gibi BQ 1 saat içerisinde 0.09 kilovat harcamış PLA. PLA da nedir arkadaşlar? Nozzle 205 derece, tabla 60 derece. Yine bir PLA var bakın burada. Bu PLA ise nozzle 205 derece, tabla sıcaklığı ilk 3 katman 60 derece, ondan sonra sıfıra geliyor. Yani şöyle arkadaşlar, ilk baskı yapışsın diye 60 derece kullandım. Ondan sonra da sıfıra indi ve bu şekilde devam etti. Ama şunu söylüyorum arkadaşlar. Ben bunda mavi bant kullandım. Yani mavi bant kullandığım için yapışma çok rahat oldu. Soğuduktan sonra da atma olmadı. Çünkü mavi banta yapıştı. Eğer siz de böyle bir şey yaparsanız elektrik fiyatınız gerçekten çok düşüyor. Hadi tabloda tekrar bakalım. Evet arkadaşlar, yine aynı PLA. Bakın, saatte 0.09 kW, bu 0.05 kW. Yani neredeyse yarı yarıya bir tasarruf sağlıyor diyelim. PETG 235 derece nozzle sıcaklığı, 70 derece tabla sıcaklığı. ABS'de 250 derece nozzle sıcaklığı, 95 derece de tabla sıcaklığı. Bunların hepsini teker teker denedim. BQ'yu, Ender 3 versiyon 2, CR demin saydık zaten. Neyse. Evet, bunlar 24 saat hiç durmadan çalışırsa bu makinanız, eğer elinizde BQ varsa 1 lira 53 kuruş PLA'da. 0,85 tablasını ısıtmadan 2 lira 16 kuruş PETG ve 2,81 kuruşta ABS. Aylık bu bize hiç durmadan, yani 24 saat 30 gün boyunca hiç durmadan eğer çalışırsa bize maliyeti ne olur? Hemen buraya bakıyoruz. Normal PLA'da 46 lira. Eğer PLA'da tablayı açmazsak, demin de dediğim gibi ilk 3 katmanda açıp ondan sonra sıfırlarsak 25 lira 57 kuruş. PETG'de 64 lira 94 kuruş ve ABS'de de 84 lira 38 kuruş. 7 makinenin de boşta harcadığı şunlar var arkadaşlar. Bakın, boşta bunları harcıyor. Yani makine ne ısıtıyor ne soğutuyor, öyle duruyor. Normal bir şekilde duruyor. Yazıcıyı kapatmadık, o şekilde duruyor. Bakın, kullandığı wattlar ve amperleri de bu. Eğer bir ay boyunca makinenizi hiç kapatmazsanız, yani öyle normal on off düğmesinden kapatmadığınız sürece bunları harcar ve ayda harcadığı para sadece durup dururken. BQ'nun 5.94, Ender 3'ün iyi çünkü şeyleri az, boşta amper ve watt güçleri az. 1.85, 3.70 bu şekilde görüyorsunuz. Şurada görüyorsunuz. Bir ay boyunca hiç kapatmazsanız. Evet, şu an diyorsunuz ki hiç, ya 5.94 hiçbir şey değil. Ama yani makinaları kapatalım arkadaşlar. Makinaları kapatalım. Hatta eğer uygun olursa ben bir sonraki videomda da yazıcı bittikten sonra, nozzle belli bir sıcaklığa düştükten sonra makineyi otomatik olarak nasıl kapatırız, manuel olarak nasıl kapatırız onu göstereceğim. İleriki zamanlarda yapacağım. Şimdi hemen tekrar gelelim bakın. Yine buradan yazıcınızı seçiyorsunuz. CR6SE. Buradan filamentinizi seçiyorsunuz ve baskı süresi. Diyelim ki bir baskı yaptınız. 30 saat. 30 saatte bakın 4 lira 30 kuruş harcadığını gösteriyor. Yani bunu fiyatlandırmada da kullanabilirsiniz. Bir ileriki videolarda da fiyatlandırmayı da göstereceğim. Yani fiyatlandırma nasıl yapılır? Ama bu tablo sizin çok işinize yarayacak. Yani 3 boyutlu yazıcılar ne kadar masraflı, elektrik bazında ne kadar masraflı, onu bu tablodan görebileceksiniz. Elimde olan 7 tane yazıcıyla ancak bu videoyu yapabildim. Tabii bunu yolluyorum. Eğer sizler de denerseniz kendi yazıcılarınızı,
farklı markalarda yine buraya biriktirirseniz, bu Excel üzerine biriktirirseniz güzel bir kaynak olur. Ben şimdilik 7 tane yazıcıyla bunu sizlere sunuyorum. Evet, çok çok teşekkür ediyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. İşinize yaramıştır inşallah. Ki umarım bu işinize yarar. En azından fiyatlandırma konusunda işinize kesinlikle yarar. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Tekrardan görüşmek üzere. Hadi hep beraber bir şeyler yapalım. Hadi hep beraber bir şeyler yapalım.